Arkadaşlar merhaba, ben İsviçre'den Murat. Hepinize kucak dolusu selamlar. Arkadaşlar pazartesi bugün. Çalışıyorum. Bir müşteriden öbür müşteriye bizim memlekete geldim. Son işimi bitirdim. Arkadaşlar biliyorsunuz bir kedimiz var. Benim bir iş arkadaşım bana bir torba kedi maması verdi. Onun da bir kedisi var. Ona da bir arkadaşı veriyormuş. Hani o denemek için veriyorlar. Ondan sonra satın almanı istiyorlar tabii. Kırmızı yandı, burada radar var. Arkadaşlar bir torba verdi. Ondan bizim kediye verdik. Kedi şimdi o mamaya alıştı, öbür mamayı yemiyor. Başımız dertte yani. Bugün burada kedi köpek hayvanlar için satış yapan bir dükkana gittim. Qualipet ismi. Orada baktım, o yok. Şimdi internetten onu araştırdım. Bizim köye yakın Vil şehrinde Fresnapf diye bir dükkan var. Şu camı azıcık temizleyeyim. Orada satılıyormuş. Gidip o mamadan alacağım arkadaşlar. Artık öbür mamayla karıştırıp da vereceğiz mi, ne yapacağız ben de bilmiyorum. Bunun içinde ne var ne bilmiyorum. Kedi şimdi ona alıştı. Kedi onu istiyor. Arkadaşa söyledim. Murat dedi, benimkisi de öyle yaptı dedi. 3-4 ay dedi verdim dedi. Ondan sonra bir daha dedi istemedi dedi. Bıktı dedi. Şimdi öbür mamadan istiyor dedi. Arkadaşlar görüyorsunuz hangi problemlerle uğraşıyorum. Sanki hiç problemlerim bitmemiş. Bir de kedi maması peşinde koşturuyoruz. Ama tabii hayvanı aldık. Elimizden geldiği kadar iyi bakmaya çalışıyoruz yani. Bir de alıştık hayvana. Bizim kendi müstakil evimiz olduğu için kendisi dışarı girip gidip içeri geliyor, çıkıyor. Kendi özel kedi deliği var. Kedi kapısı var. Oradan çıkıyor, giriyor filan. Bir akşam eve gelmedi mi biz de merak ediyoruz. Nerede kaldı bu kedi? Yani gerçekten çok alıştık. Arkadaşlar bugün hava... Kar bir yağdı, bir durdu, bir yağdı, bir güneş açtı. Yani İngiliz havasına benzedi. Bir güneş, bir kar. Bakın sağda solda azıcık daha karlar var. 5-10 santim kar yağdı. Bazı yerlerde trafik kapandı. Kazalar olmuş, kaymışlar, birbirine vurmuşlar. Bir tanesi tren yoluna uçmuş. Kamyona vurmuş, tren yoluna uçmuş. Çeşitli türlü kazalar oldu bugün. Arkadaşlar kamera için bir şey söylemek istiyorum. Bir arkadaşımız yazdı. Altında dedi. Nasıl yazdı onu? İşte araba gözüküyor azıcık. Bu görüntü arkadaşlar panorama görüntü. Öbür görüntüyü ayarladım mı? Arabadan hiçbir şey görmüyorsunuz ama görüntü güzel değil. Onu denedim. Yani gerçekten inanın bana bu görüntü en iyisi. Öbürküsü o kadar güzel değil ve herkes bu görüntüyü kullanıyor. Ama maalesef arabanın görüyorsunuz alt kısmında böyle diagonal azıcık araba gözüküyor. Ama onu da yok etmek istersem kamerayı çok yukarı kaldırmam lazım. Bu sefer de yolu görmüyorsunuz, çok az görüyorsunuz. Onu da biraz evvel denedim. Ben şahsen karar verdim. Arabayla çekince böyle yapacağım. Ve biliyorsunuz araba da değişecek. Biliyorsunuz araba da değişecek. Araba değişince onu daha fazla ön tarafa doğru monta edip o görüntüyü kaybetmek istiyorum. Şimdi bu araba zaten bilmiyorum artık bir ay mı kullanırım, iki ay mı kullanırım, beş ay mı kullanırım. Olmazsa bu arabayla da deneyeceğim o monta ettiğim dalavereyi daha fazla cama karşı monte edersem herhalde o görüntü kaybolur diyorum.
Yoldan sola sapıyoruz. Dilde büyük alışveriş mağazaları var. Oraya gideceğim, endüstri yerinde. Orada kediye o mamadan alacağım. Arkadaşlar kusura bakmayın, biraz evvel iş arkadaşım aradı. Kapatmak zorunda kaldım. Belki fark etmişsinizdir. Biraz sonra kendisine dönerim. Şimdi telefonu alırsam benimden bir yarım saat lak lak yapar. Onun için ilk önce bu videoyu bitirmek istiyorum. Ondan sonra kendini ararım. Evet arkadaşlar, işte görüntüye gelince öyle. Bakın şöyle azıcık kaldırdım mı o görüntü gidiyor, ama daha çok şimdi gökyüzünü seyrediyorsunuz. Siz isterseniz siz karar verin. Böyle mi olsun? Böyle mi olsun? Artık siz karar verin. Bana yazın. Şimdi biraz daha kaldırdım. Herhalde şimdi görmüyorsunuz arabadan bir şey. Sırf yolu falan görüyorsunuz. Bir dakika, ben buradan da kendim bakabilirim. Evet. Ama işte yol az gözüküyor. Bir dakika, bir daha indireyim. Evet, şimdi yol daha çok gözüküyor ama sağda solda da azıcık araba gözüküyor. Artık siz karar verin. Hangi görüntü daha iyi? Ona göre bana yorum yapın, ama ben galiba kamerayı başka türlü monte etsem daha iyi olur arkadaşlar. Ya o dala vereyim. O zaman da işte kamerayı alıp takarken, çıkarırken, kırarken elimden cama geliyorum. Cam pisleniyor bu sefer. O zaman da o sıkıntı var. Uf ya, bugün de bu dünyanın bütün problemleri beni mi bulacak ya? Geldik Rickenbach'a. Yok, yalan söyledim. Wheelen by Wheel. Rickenbach'a şimdi geleceğiz. Burası Wheelen by Wheel. İlerisi Rickenbach. Maskemi takayım şimdiden. Yoksa arkadaşlar dalarım ben gene dükkana maskesiz. Unutuyorum çünkü. Bir türlü alışamadım ben bu maskeye. Çalışırken takıyorum. Çıkarmıyorum ta iş bitene kadar. Çünkü unutuyorum arkadaş, unutuyorum. Dalıyorum eve ondan sonra maskesiz. Birisi geliyor, saf saf bakıyor. Ondan sonra bozuk bile atabilir yani. Bu yaştan sonra öyle şeylerle uğraşmak istemiyorum. Geldik Rickenbach'a. Evet arkadaşlar, bana yorum yapın. Görüntü nasıl olsun? Ona göre bundan sonra kamerayı ayarlayalım. Siz nasıl istiyorsanız ben öyle yaparım yani. Benim için fark etmez. Bu videom fazla uzamasın arkadaşlar. Zaten dükkana geldim sayılır. 30 saniye sonra oradayım. Onun için İsviçre'den hepinize kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Herhangi bir özel video istiyorsanız yorum yapın. Vaktim olduğu zaman elimden geldiği kadar videoyu yapar, size dönerim. Beni seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmadıysanız abone olun. Biliyorsunuz abone olmak beleş. Nerede beleş? Oraya yerleş. Hepinize iyi sıhhatler diliyorum. Sağlığınıza dikkat edin. Sağlıklı kalın. Benimle kalın. Hoşça kalın. İsviçre'den Murat.